Merhaba değerli izleyiciler, ben Baki Toraman. Business Channel Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bu haftaki Ekonomi Nabzı programının çok değerli bir konuğu, Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum Baki Bey. Başkanım, adettendir bizde. İlk gelene hemen sorumuz şu oluyor. Kendinizi kısaca tanıtmanızı rica ediyoruz. Evet, ben Yücel Akdemir, mali müşavirim. İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın başkanıyım. Aynı zamanda mali müşavir olarak mesleki faaliyetime devam ediyorum. Şu anda da başkanlık görevini yerine getiriyorum. Mayıs ayında yapılan seçimlerde yeni başkan seçildim. Başkanım, sohbetimizde şunu gördüm. Yanılıyorsam lütfen düzeltiniz. Başkanlık sıfatıyla ilk kez evet, buraya konuk olduk. Bu da benim şansım. Evet, sizin şansınız. Sizin kanalınıza konuk oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah başka programları da birlikte yaparız. İnşallah başkanım. Başkanım, biz seçim süreci yaşadık. Seçim sürecinde bize kısaca meslektaşlarımıza anlatabileceğiniz, paylaşmak istediğiniz bilgileriniz var mı bizimle? Tabii, öncelikle şunu söyleyeyim. Yayını meslektaşların dışındaki seyircilerimizin de seyrettiğini düşünerek biraz kısaca mesleğimizden bahsedeyim. Mali müşavirlik mesleği. Deyim yerinde ise muhasebecilik mesleği, ama uluslararası alanda biz buna mali müşavirlik diyoruz. Bizim mesleğimizin özelliği, dünyada staj ve sınavla girilen tek meslek. Diğer bunun anlamı şu, bizde okul bitirmek yetmiyor. Hangi okulu bitirirseniz bitirin, 3 yıl bir staja başlama sınavı var, 3 yıl staj var. 3 yıl staj bittikten sonra 7 dersten yeterlilik süreci var. Nereden baksanız 5 yıllık ek bir süre var. İşte bu staj ve sınavla girilmesi de dünyada bu mesleği en saygın meslekler arasına almış. Bizim ufak tefek sıkıntılarımız var ama umuyorum ki ileride bizim ülkemizde de bizim ülkemizin en saygın meslekleri arasında hak ettiği yeri mesleğimiz alacaktır. Ufak tefek sıkıntılar derken başkanım, nedir mesleki sorunlarımız? Yani ufak tefek sıkıntımız şu, Avrupa'nın diğer ülkelerinde bu meslek 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl dünyanın en eski mesleklerinden biri. Yasallaşmış, bizde ise daha yasallaşalı 26 yıl oldu. Çok kolay değil, yeni ihdas edilen bir meslek, yeni yasallaşan bir meslek. Tabii hayatın her alanında kabul görmesi, eksikliklerin giderilmesi biraz da zamana bağlı. Türkiye için genç bir meslek diyebiliriz. Sıkıntılar buradan kaynaklanıyor. Teşekkür ederim başkanım. Seçimler süreciyle ilgili. Mali Müşavir Odası'nda yaşanan seçimler 3 yılda bir tekrarlanıyor. Evet. Siz de 3 yıllık yine bir göreve geldiniz. Aslında bir kez daha tebrik etmek istiyorum ben sizi. Çünkü 3 adayın içerisinden ipi göğüsleyen sizler oldunuz. Sizi ve ekibinizi tekrardan tebrik ediyorum. 3 yıl sonrası için tekrar bu süreci bir daha değerlendiriz ama bu 3 yıl içerisinde oda başkanı olarak seçimlerde vaatleriniz ve 3 yıl içerisinde bizlere söylemek istediğiniz mesajlarınız var mı? Tabii ki, öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii seçimlerde ilgi gösterip oy kullanan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum ben. Gelmek istediği halde çeşitli nedenlerle gelemeyen meslektaşlarıma da saygılarımı sunuyorum. Tabii bizim odamız sayı itibariyle büyük bir oda. 39 bin üyemiz var bizim. Baktığımız zaman Türkiye'nin sayı olarak en büyük akademik meslek odalarından biriyiz. Seçimlerimiz 3 yılda bir yapılıyor. Bizi diğer akademik meslek odalarından ayıran bizdeki seçim yöntemi açıkçası. Bunu kamuoyu değerlendiriyor. Doğru mudur, yanlış mıdır? Diğer meslek odalarının tersine, hatta Türkiye'deki tüm kurumların tersine nispi temsilin uygulandığı tek kurum biziz. Tek meslek biziz, tek oda biziz. Tasvip ediyor musunuz peki? Biz bunu tasvip etmiyoruz. Şu anlamda tasvip etmiyoruz. Zaten yönetimlerde nispi temsil olmaz. Zaten yönetimlerde farklı düşünenlerin tespiti siyasette de böyledir. İttifak yaparsınız. Çarşaf liste yaparsınız ama nispi temsil olmaz. Dikkat ederseniz parlamentoda da nispi temsil yok. Yani nispi temsil adaletli diye parlamentoda bakanlıkların bir kısmını tek başınıza iktidar olmuşken diğer partilere veremezsiniz. Bizde de aynı şekilde, eğer çoğunluğun oyunu alıyorsanız yönetimi bizim oluşturmamız bildiğiniz gerekiyor. Bildiğiniz başka STK odaları var mı? Yok, hiçbir sivil Türkiye'de örneği yok. Hiçbir sivil toplum örgütü, akademik meslek odası, dernekler, sendikalar, kooperatifler ve siyasi partiler. Hiçbir yerde nispi temsil yok.
Sadece bizde var. İşte biz bu koşullarda seçime girdik. Oyların %55'ini alarak diğer siz 3 demiştiniz, 5 tane grup seçime katıldı. Tüm grupların aldığı oyun 2 katını alarak, tekrar bizi meslektaşlarımız yönetime getirdiler. 3 derken, çok özür dilerim başkanım, 3 derken hani ipi gösterecek anlamında 3 aday gösterisi. Evet ama 5 bilinmesi açısından evet, yani bağımsız da vardı zaten. Bağımsızların dışında 5 tane grup liste çıkarttı. Haklısınız ama şöyle ifade edeyim. Seçimler geride kaldı. Bizim o anlayışımızın temel özelliğidir. Seçimleri artık 29 Mayıs'ta bıraktık. Artık seçimler bitti. İşlerimize, önümüze bakıyoruz. Bu odanın kapısından giren herkes bizim üyemizdir. Zaten 26 yıldır üyelerimiz arasında biz inançtı, siyasi görüştü ve benzeri nedenlerle hiçbir farklılık göstermedik. Hiçbir üyemizi mağdur etmedik. Temel anlayışımız budur. Bundan sonraki bu dönemki çalışmalarımızda da yine en temel prensibimiz budur. Seçimler orada kaldı. Biz üyemizin, stajyerimizin gelecek süreçte hizmetindeyiz. Başkanım biliyorsunuz sabah insanların %90-95'lik uyanır uyanmaz sosyal medyalarına bakıyorlar. Şimdi sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla ben de bir meslektaş olarak meslekte angarya denilen bir terim oluştu. Hatta bununla ilgili bazen geç kalınmış angaryalar, işte erken kalınmış angaryalar gibi evet, yakıştırmalar da yapıyoruz. Angaryalar meslektaşlarımızın angarya olarak gördükleri, İstanbul Mali Müşteri Odası olarak çözümünüz, öneriniz, çalışmalarınız hakkında da bilgi verirseniz. Tabii işte. Özellikle çok özür diliyorum tekrar. Şu fatura sayma yani evet, amacını da bir dahi bilmediğimiz evet, bir angarya. Son derece haklısınız ama işte angaryaya biraz geniş pencereden bakmak lazım. Angaryaların çözüm yollarını aramak lazım. Angarya dediğimizde aklımıza şu geliyor. Bedelini almadan yaptığınız her iş angaryadır. Bedelini alıyorsanız, karşılığını alıyorsanız, yaptığınız işte mesleğinizle ilgili ise ülkenin ekonomisine katkı sunuyorsa, kamu yaptığınız işten faydalanıyorsa bu angarya değildir. Doğruyu konuşmak gerekiyorsa. Bunun yolu da şuradan geçiyor. Meslektaşlarımızda özellikle tek başına çalışan, kurumsal yapıları kurmayan meslektaşlarımız her gün yeni gelen kamunun taleplerinden, özellikle Maliye Bakanlığı'nın taleplerinden dolayı iş yetiştirmekte zorlanıyorlar. Piyasa koşullarından dolayı özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerden yaptığınız ek işin bedelini alamamak, yaptığınız işlerle ilgili tarifede bir bedel olmamasından dolayı da bu bizim meslektaşımıza haklı olarak angarya olarak dönüyor. Angaryalar konusundaki bizim temel görüşümüz şu, işte en son sizin söylediğiniz noktadan yola çıkarsak, kadeh ve beyannamelerinin arkasında birçok bilgi isteniyor. Alış ve satışlarla ilgili. Alışlarla ilgili değil, tamamen satışlarla ilgili istenilen bilgi. Ama ileride bunun alışlara da yansıyacağını düşünüyoruz. Bu dönem satışlarla ilgili. Yani örneğin e-faturalarla ilgili tüm sayılar, normal faturalarla ilgili tüm sayılar, Z raporlarındaki kesilen fişlerle ilgili sayılar, küçük işte plajlarda belli yerde parakende fişlerin sayıları. Bunu anlatmak için sadece bir örneğini vereyim. Bir lokantada 30 tane el posu, el cihazı kullanılıyorsa, ödeme kaydedici cihaz. Ödeyeler var. Var. O tip yerler İstanbul'da özellikle var. Her pos cihazı da 30 gün çalışıyorsa 30 çarpı 30, 900 tane Z raporunu alacaksınız. 900 tane Z raporunda her gün kesilen fişleri toplayacaksınız. Toplam sayıyı beyannameye yansıtacaksınız. Çünkü kümülatif raporlar bu sayıları maalesef vermiyor. Bu sayılar sadece Z raporlarında var. Bu işin düzeltilmesinin yolu şu. Biz bugüne kadar meslek camiası olarak... Oraya girmeden başkanım hemen de girmeyeyim. Mantık ne olabilir? Yani böyle bir şey niçin isteyebilir yani yetkili kurum? İşte biz de bunu araştırıyoruz. Yani oraya geleceğim biz bugüne kadar... Kamunun bizden istediği hiçbir şeye hayır demedik ama haklı olarak da şunu söylüyoruz. Bugünlerde bunu. Acaba bu diyoruz kamunun ne işine yarayacak? Çünkü biz şunu biliyoruz. Kamunun elinde e-fatura sayıları var. Kamunun elinde yeni nesil POS cihazlardan geçen tüm satışlar var. BABS formlarıyla da normal faturalarımızı biz beyan ediyoruz. Geriye kala kala dip koçanlı fişlerle yazın plajlarda kullanılan parakende satış fişleri kullanılıyor.
Bunların sayısı da oranı da ciro içinde %1, %2'yi geçmez. Gerçekten biz de Baki Bey sizin gibi kamu bunun neyinden faydalanacak bunu merak ediyoruz biz de. Daha önceden özür diliyorum komodatif toplamları da istiyorlardı. Yani ZRP'nin toplamda onlar da bir anlayı. Mantık şimdi kendi kendinize oturup baktığınızda esnaf yerine koyuyorsunuz, devlet tarafına koyuyorsunuz kendinizi, mali müşavirlik boyutuna koyuyorsunuz. Çözüm bulamıyorsunuz yani bunun bir anlamı adlandıramıyoruz. Zaman zaman işte kamuda oluyor. Geçmişte hatırlarsanız müşterilerin bilgilerini bildirim formları vardı. Birçok insan ceza yedi ama bir müddet sonra bunun gereksiz olduğu anlaşıldı. Uygulamadan kaldırıldı. Bizim burada bununla ilgili özellikle Maliye Bakanlığından talebimiz şu. Alınabilen elektronik ortamda verilmesi gereken meslek mensubunu zahmete sokmadan, mükellefe de külfet getirmeden, ücret külfeti getirmeden elektronik ortamda biz bu bilgilerin alınacağına inanıyoruz. Kamunun elinde bu bilgilerin tamamı var. Bu konuda bilgisayar muhasebe programı yazan firmalar var. Müddet tanınmalı, süre tanınmalı, bilgisayar ortamında hiçbir bilginin verilmesine biz karşı değiliz. Ama artık 21. yüzyılda biz elle toplayarak, elle sayarak, hesap makinelerinde hesaplayarak, saatlerce uğraşarak bedeli karşılığı olmayan bir işi yapmak istemiyor. İşte bunun adı da angarya oluyor. Umarım bu konudaki taleplerimizi gerek üst birliğimiz TÜRMOP, biz odalarımıza bildirdik. TÜRMOP da Maliye Bakanlığı'na bildirdi. Önümüzdeki günlerde, şu sıkıntılı dönemde Maliye Bakanlığı ivedilikle bir karar alır. Bunun dediğimiz çerçevede düzenlenmesi ve şu anki uygulamasının kaldırılması yönünde adım atar. Meslek mensuplarımızı da şu sıkıntılı günlerde sevindirir diye düşünüyorum. Başkanım, konumuzun içerisinde olabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir şey geldi aklıma soru olarak. Şimdi bağımsız çalışan ve bağımlı çalışanlar diye biliyorsunuz mesleğimizi ikiye ayırıyoruz biz. Bağımlı çalışanlar odamızda sayı şu anda ne kadar? Bağımsız çalışanlar. Şimdi şöyle söyleyeyim tabii. 39 bin üye dediniz yanılmıyorsam sayı. Evet 39 biz bunu artık önümüzdeki aylar itibariyle 40 bin olarak kabul edebiliriz yeni kayıtlarla birlikte. Bizim enteresan bir yapımız var. Meslek mensuplarımız çok biz bir mozaiyiz. İşte küçük bürolarda tek başına veya bir iki kişi çalışan arkadaşlarımız var. Güçlerini birleştirip kurumsallaşan arkadaşlarımız var. Bir de 200, 300, 500 civarında meslek mensubu çalıştıran uluslararası büyük denetim firmaları var. Bunların toplam biz bunlara mesleği icra edenler diyoruz. Büro açarak, çalışarak icra edenler diyoruz. Bunların oranı üye sayımızın %35'i. Yani 40 binin %35'i 15 bin civarında. 25 bin civarında ise bu iş yerlerinde ve firmalarda bağımlı olarak çalışanlar var. Bunların sayısı %65 civarında. Bunlar bildiğimiz holdinglerde, şirketlerde, ticaretin her alanında çalışan arkadaşlarımız var. Bunların sayısı da %65, 25 bin civarında. Başkanım, 15 Temmuz. Evet. Diyorsun sıcak gündeme gelelim. Sıcak gündeme gelelim. 15 Temmuz öncesi, sonrası 15 Temmuz'un gecesi. Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna, çünkü siz bir STK'mızın başkanısınız ve İstanbul gibi ciddi bir üye sayısı olan bir kurumun başkanı. 15 Temmuz'u nasıl yorumluyorsunuz? Ya 15 Temmuz'u yorumlarken bakış açımızı ortaya koymamız lazım. 15 Temmuz'u sadece sonuç olarak yorumlar, 15 Temmuz'u doğuran olayların nedenine inmezsek bir sonuç alamayız. Bu ülkede çok daha 15 Temmuz'lar yaşarız. Ekonomiye yansıması nasıl olur? Ekonomiye yansıması iki yönü var tabii bunun. Bir hukuksal yönü var takdir edersiniz. Bir ekonomiye yansıması var. Hukuksal yönünü çok zamanınızı almadan bir kere demokrasi yaşıyorsanız, insansınız. İnsansanız dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun, hangi inançta, hangi siyasi görüşte, toplumun hangi kademesinde olursanız olun demokrasi herkese bir gün lazım. Dolayısıyla demokrasiye inanan insanların yapıları ne olursa olsun demokrasiyi yok etmeye yönelik bu tip darbe girişimlerini kabul etmesi mümkün değil bir. İkincisi bizler meslek mensupları bu ülkede yaşayan insanlar olarak Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten, demokrasiden yana insanlarız.
Dolayısıyla iktidarda kimin olduğu, darbenin kime karşı yapıldığı... Ya da bunlar, darbe mi gerçekten? Darbe ise veya geçmiş darbeleri de bunlar hiç önemli değil. Önemli olan yapılan hareketin demokrasiyi ve bizim ülkemizde de cumhuriyeti kesintiye uğratmaya yönelik olması. Buna kimsenin hakkı yok. Biz sonuna kadar bu tip girişimlere, adı ister girişim olsun, ister darbe olsun, sonuna kadar karşıyız. Sonuçta bugün en somut örnekleri ülkemizde yaşanmıştır. Hiçbir darbeden veya diyelim ki darbe girişimi sonrası ekonomi hiçbir zaman ileriye gitmemiştir. Ülke her zaman hem ekonomik anlamda, hem sosyal anlamda, hem siyasi anlamda hep 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl geriye gitmiştir. Bu ülke zaman kaybetmiştir, bu ülke irtifa kaybetmiştir. Umarım bu dönem hükümetin gerekli tedbirleri aldığını görüyoruz. İşte piyasadaki belirsizliği görüyoruz. Merkez Bankası da bununla ilgili bugün faiz açıklaması, indirim açıklaması. Faiz açıklaması yaptı. Merkez Bankası özellikle iş adamları için bankalara sıfır krediye yakın biz bir takım bankalara kredinin finans gönderildiği, finans desteğinin sağlandığı, özellikle kamu bankalarının iş adamlarını çağırarak bu desteklerden faydalandırdığını, ekonominin etkilenmemesi için kamunun üzerine düşeni yapmaya çalıştığını görüyoruz. Ama biz zaten sıkıntıları olan bir ülkeyiz. Sıkıntıları olan bir ülkeyiz. Bu tip yardımların ileride ne sonuçlar doğuracağını da biz bilmiyoruz. Doğuracağını ekonomi istesek de istemesek de bu ülkenin en temel girdilerinden biri siz de takdir edersiniz turizmdir. Turizmle ilgili sıkıntıları daha yeni yeni aşmaya çalışırken en büyük etkiyi turizm görecektir ekonomide. Turizm görecektir. Yine bu ülkenin en büyük ekonominin düzelmesiyle ilgili dış girdiler, yabancı yatırımlar. Yabancı yatırımcıya bu tip girişimler soğuk geliyor. Güvensizlik ortamı yaratıyor. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye getireceği yatırımlar gecikecektir. Güven ortamının sağlanması, istikrarın sağlanması istesek de istemesek de biraz zaman alacaktır. Tereddütlerin giderilmesi, sıkıntıların giderilmesi. Önümüzdeki günlerde hep birlikte bunun sonuçlarını göreceğiz. Ekonomi aslında etkilenecektir. Başkanım şöyle bir şey oluyor aslında. Yani dünyaya baktığınızda işte FedEx'ti, işte Amerika Merkez Bankası'nın açıklamasıydı. İşte Amerika Merkez Bankası diyor ki kademeli diyor. Sonra bir bakıyorsun işte 5 ay sonra beklenen şeyi 2 ay sonra yapıyor. İşte 15 Temmuz olayı. Sonra Rusya'nın ayaklanması. Yani bir şey oluyor. Sonra hemen düzeliyor. Peşinden bir şey daha geliyor. Yani öngörülerimiz de artık şey yapmıyor. Yani nokta atışını yaptırmamıza engel oluyor. Bugün Amerika Merkez Bankası kademeli yapacağı açıklama işte 6 ay sonra ya da 1 sene sonra yapacağım dediği şeyi 2 ay sonra açıklayabiliyor. Rusya'yı daha yeni düzelttik ilişkileri peşinden 15 Temmuz. Bizlere ve değerli izleyicilerimize programın sonuna doğru yaklaşıyoruz sanırım. Arkadaşlar da uyarıyorlar ama. Vermek istediğiniz mesajınız... Vermek istediğimiz mesaj şudur. Ne yaparsanız yapın, ülkenizin koşulları ne olursa olsun, özellikle demokrasiyi tüm kurum ve kuralları ile hayata geçirmediğiniz müddetçe, yani ülkenizde barışı, huzuru sağlamadığınız müddetçe, şartlarınız ne olursa olsun... Huzur olmadan kazanç olmuyor. Yani hiçbir kazanç olmuyor. Bizim bu konuda... Bazen yadırgansa da meslek camiası olarak bir sloganımız var. Onunla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Biz muhasebeciler bu ülkede savaşın değil, darbeler dahil barışın muhasebesini yapmak istiyoruz. Bunun ısrarla altını çiziyoruz. Barıştır önemli olan, barıştır önemli olan, demokrasidir önemli olan. Bizim gibi ülkede Atatürk'ün bıraktığı mirasa sahip çıkmak bizim için önemlidir. Cumhuriyet bizim için temel değerdir. Bu anlamda da biz de meslek odası olarak darbenin yapıldığı ilk saatlerden itibaren her türlü darbelere, demokrasiyi, cumhuriyeti kasteden her türlü darbeye sonuna kadar karşı olduğumuzu, şiddetle karşı çıkacağımızı, demokrasiye sonuna kadar sahip çıkacağımızı ifade ettik. Bundan sonra da bu tavrımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Tarafı kim olursa olsun, yapılan kim olursa olsun, biz demokrasiye, cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu mesleği seven, hatta bu ülkeyi seven her insanın temel görevi budur. Biz buna inanıyoruz. Başkanım, sizi bulmak zor oluyor. Malum yolunuzu. Son bir şey daha sormak istiyorum.
iş adamlarına yönelik bir mesajınız. Yani öngörü arkadaşlar, bu da büyük ihtimalle montajda kesip atacaklardır. Soru kalacak. Şunu sormak istiyorum. İş adamları büyümeli mi, küçülmeli mi, frene mi basmalı? İş adamlarının iş dünyasına mesajınız. Ya, iş dünyasına mesajımız şu, yatırım yapmaları mesajımız. Son yıllarda yani bunu birilerinin açık olarak dile getirmesi lazım. Ben inşaat sektörüyle, hizmet sektörüyle özellikle çok uzun vadede ekonominin ileriye gideceğine inanmayan bir arkadaşınızım. Dolayısıyla istihdam yaratmak lazım, üretim yapmak lazım. Bu ülkeyi seven iş adamlarının da ranttan para kazanma yerine, dediğim sektörlerden para kazanma yerine üretimi seçmeleri lazım. İstihdam yaratmaları lazım. Kalıcı olan odur. Kalıcı olan odur. Bu ülkenin ithalat değil ihracat yapması lazım. Cari açıkların kapanması, ihracatın ithalata göre daha fazla yapılmasının yolu üretimden geçiyor. Sanayiden geçiyor. Üretime, sanayiye sahip çıkmak lazım diye düşünüyorum. Başkanım, teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz başka sözleriniz de varsa alabilirim. Ben, zaman sorunuz sizin için yok. Evet, konuşuruz arkadaşlarımızla. Tabii ben teşekkür ediyorum. Tabii buradan meslek mensuplarına çağrım şu. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Sıkıntılı günlerde özel sorunlarımızı, mesleki sorunlarımızı bir kenara bırakmak zorundayız. Bir takım temel sıkıntılarımızın olduğunu da biliyoruz ama ortadaki kargaşa da ortada. Kargaşa da ortada. Özellikle kamunun çok büyük bir bölümünde kamu şu anda görevini yapamıyor. Kamu görevini. Detaylarına inmek istemiyorum ama her bakanlıkta, her birimde çok sayıda görevden el çektirme var. Çok sayıda gözaltı var. Özellikle suç işleyenlere, düzeni bozmaya karşı suç işleyenlere yönelik bir takım yaptırımlar var. Bunların açıklığa kavuşması, bu boşlukların süreç içinde doldurulması zaman alacak. Dolayısıyla biz de Türkiye'nin sorunlarına odaklandık. Şunu bilmelerini istiyorum. Diğer taraftan da meslek mensuplarımızın sorunlarının çözümü için gerek TÜRMOB, gerek biz elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Ama bu ülkeyi seven insanlar olarak da bir taraftan mesleğimizin sorunlarını düşünürken bir taraftan da ülkemizin sorunlarını düşünüyoruz. Mümkün olduğu kadar hepimiz hassas olmaya çalışıyoruz. Bu konuda da bizi anlayışla karşılamalarını rica ediyorum meslek mensuplarımın. Başkanım, başkanlık sürecinde 3 yıllık bir görev sürenizde daha önceki ifade ettiğimiz gibi mesleğimiz bağımlı ya da bağımsız diye ikiye ayırıyoruz mesleğimiz içerisinde. Bağımlı ve bağımsız çalışanlar için projeleriniz nelerdir? Tabii projelerimiz şu, özellikle serbest çalışan arkadaşlarımızla ilgili temel düşüncemiz şu, onların en büyük sıkıntıları kurumsallaşmamaları, güçlerini birleştirmemeleri, tek başına çalıştırmaları. Açıkçası dünyada da bu meslek tek başına yapılır meslek olmaktan çıktı. Önlerine ciddi anlamda geçmiş dönemlerde bu konuda yönetmeliklerimiz var, yayınlattığımız kurumsallaşmayla ilgili. Güçlerin birleştirilmesiyle ilgili ciddi çalışmalarımız olacak. Meslek mensuplarımızın tek başına çalışmalarını istemiyoruz. Yine serbest çalışan arkadaşlarımızın önündeki en büyük sorun uzmanlaşma sorunu. Artık ülkemizde de dünyada olduğu gibi her işi yapan muhasebeci değil, belli alanlarda uzmanlaşan muhasebecilerin yol katlettiğini görüyoruz. Biz meslek mensupları... Orada oraya girmek istiyorum başkanım, izin verseniz tekrardan. Şimdi ben de mesleğin içerisinde olduğum için, şimdi ofisime size sabahleyin gidiyoruz, telefon geliyor mükellefim. İşte inşaatla ilgili bana soru soruyor. Ben cevap veriyorum. İşte gıda sektörü, işte SSK ile ilgili, aklınıza gelen her konuyla ilgili bürolarda böyle bir durum var. Cevap vermesinde kalıyorsunuz. Şimdi bütün insan, bir meslektaşın bütün bu bilgilere sahip olması mümkün değil. Şimdi mükellef de ne yapıyor? Benim mali müşteri bunu söyledi diyor. Yola çıkıyor. Şimdi yola çıktığı zaman ne yapacak? Çünkü doğru bir kaynaktan bilgi aldığına inanıyor. Yolda bir şekilde tökezliyor. Tökezlediği zaman ister istemez iflas kaçınılmaz oluyor. İslam zararı görüyor. Ekonomi zararı görüyor. Hani mesleğimizin, özellikle serbest çalışanların bir doktor gibi, İşte dahilisi dahilici, işte cildi uroloji, aklınıza gelen düşün, bir branşlaşmayı bir yasa haline, zorunlu hale getirmeniz. Ya tabii yasal olarak kısa vadede böyle bir şeyi yapmak mümkün değil.
yapılan işin genelin çoğunluğuna baktığınız zaman sizin de söylediğiniz gibi muhasebeci her şeyi bilir kavramı var. Ama bizim mevzuatımız o kadar çok sık değişiyor ki. Sürekli değişiyor. Sürekli değiştiği için uzmanlaşma şart oldu. Bu konuda uzmanlık alanları da var. Bakın şimdi birçok meslektaşımız şu anda sadece bilir kişilik yapıyor. Birçok meslektaşımız danışmanlık yapıyor. Birçok meslektaşımız yeminli mali müşavirlik yapıyor. Bakın dünyada şu anda trend denetçilik de bir kenarda kaldı. Biz şu anda denetçiliği tartışıyoruz uzmanlık alanı olarak. Dünyada artık dünya yatırım danışmanlığını konuşuyor. Derecelendirmeler. Dünya bunu konuşuyor. Bizim meslektaşlarımızın da önündeki en önemli sorunlardan biri bu. Uzmanlaşacağız. Yoksa her şeyi takip eden, her şeyi bilen bu işleri yetiştirmemiz mümkün değil işte. Programın ilk bölümünde de konuştuğumuz angaryalara dayanıyor bu. Angaryalardan kurtulmak istiyorsak mutlaka uzmanlaşmamız lazım. Yeni iş alanlarının yaratılması lazım. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. İşte bir taraftan odamızın işte İSMO Akademi vasıtasıyla geçmiş yıllarda yaptığımız adli bilirkişilik biliyorsunuz. Adli muhasebecilik. Denetçilikle ilgili ciddi çalışmalarımız oldu. İşte şu anda da sosyal güvenlik uzmanlığı gelişti gittikçe. Yani bu konuda odamız her türlü desteği vermeye hazır büroca arkadaşlarımıza. Ama güçlerin birleştirmesini de biz gerekli görüyoruz. Tek başına meslek olmaktan çıktı. Biraz da bağımlı muhasebecilere dönersek onlar biraz unutuluyorlar. Ama biz onları asla unutmuş değiliz. Seçim döneminde de zaman zaman bu düşüncelerimizi paylaştık. Bağımlı çalışan, bağımlıdan kastım şu, bir firmada hizmet haktiyle bağımlı çalışan arkadaşlarımız, bu bir mesleki şirkette de olabilir, çoğunlukla ticari firmada da olabilir. Bunlar için düşündüğümüz şu, bu arkadaşlarımıza yapılan bir haksızlık var, bu arkadaşlarımız ünvanlarını kullanamıyorlar. Yasal engellerden dolayı biz artık bu yasal engelin aşılması gerektiğine inanıyoruz. Fiili bir durum yaratılmasında da bir sıkıntı görmüyoruz. Nasıl bugün bir firmada çalışan avukatın serbest avukat unvanı yoksa, serbest doktor kavramı yoksa, ben bağımlı çalışan arkadaşlarımızın firma unvanı altında mali müşavir yazdırarak unvanlarını kullanmalarında herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Bağımlılarla düşündüğümüz. Yine ister bürocu olsun, serbest çalışsın, ister bağımlı çalışsın, artık bizim meslek mensuplarının yurt dışına açılmalarının zamanı geldi. Biz TÜRMOB olarak geçtiğimiz aylarda İngiltere meslek örgütüyle, ACCA ile bir anlaşma yaptık. Uluslararası sertifika veriyor. 15 dersi 11 derse indirdik. Düzeltiyorum, 15 dersi 4 derse indirdik. O 11 dersten muaf tuttuk. Stajyerleri de anlaşmanın içine kattık. Stajyerleri de 10 dersten muaf tuttuk. Onlar da 5 dersten giriyorlar. Bu sınavları veren arkadaşlarımız ACCA'nın mesleki faaliyet gösterdiği dünyanın 150 ülkesinde bu sertifikayla uluslararası alana açılma olanağı buluyorlar. Faaliyet gösterebiliyorlar. Özellikle bağımlı çalışan arkadaşlarımızın bu konu çok dikkatini çekiyor. Ciddi talep var. Önümüzdeki çalışma döneminde üyelerimize yardımcı olmak için bunlarla ilgili kurs açmayı düşünüyoruz. Eğitim programları düşünüyoruz. Kendilerine bu konuda yardımcı olacağız. Yine bizim hizmet taktiğiyle çalışan arkadaşlarımızın temel sorunlarından bir tanesi ülkenin ekonomik sıkıntılarından dolayı bir ücret skalası yok bununla ilgili. Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir çalışma yaptık biz bu konuda. Bir protokol imzaladık. Yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Biz asgari ücretin dışında bağımlı çalışan, ücret karşılığı çalışan bir meslek mensupları için onlara yakışır bir asgari ücret talebimiz var bizim. Bunun protokolünü imzaladık. Bu çalışma döneminde bu çalışmanın bakanlık vasıtasıyla tamamlanmasını bekliyoruz. Diğer en son hizmet taktiğiyle çalışan üyelerimiz için en çok sıkıntı bu arkadaşlarımız sabahları trafikte işe gelmenin, akşamları eve dönmenin hesabını yapıyorlar. Eğitim çalışmalarımıza katılamıyorlar. Onlara uygun eğitim programları düşünüyoruz. Bir kısmı hafta sonlarında olacak. Bunu zaten yapıyoruz. Ama özellikle 5-10 meslek mensubundan
fazla meslek mezunu çalıştığı firmalarda ise butik firma içi eğitimler düşünüyoruz. Bunu 2016'nın başında başlattık. 30-40 firmada yaptık. Bunun devamı gelecek diye düşünüyorum. Kısacası ister serbest çalışsınlar, ister bağımlı çalışsınlar. Bu çalışma döneminde meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü, mesleki formasyonlarının artırılması, eğitimlerle, temel işimiz olan eğitimlerle ilgili her türlü çalışmayı yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Başarılar diyorum başkanım. Yani, çok teşekkür ediyorum. STK işi ateşten bir gömmektir. Allah kolaylık versin size ve yönetimimize. Ben tekrar sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz İstanbul Mali Müşteri Odası Başkanı Yücel Akdemir ve sizlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşene dek hoşça kalınız.